Danışma merkezinde bağımlılarla çalıştığınızı söyledik. Tam olarak neler yapıyorsunuz? Kimler geliyor size? Şimdi bize kimler geliyor? Öncelikle tabii ki bağımlıların kendileri geliyorlar yani e, bağımlı olanlardan arayanlar e, genelde ikinci veya üçüncü nesil olabiliyor Veyahut Almancayı az bilenler olabiliyorlar kurtulmak için geliyorlar yani problemin farkında olanlar gelebiliyor Hı -hı. E, bazen de farkında olunmuyor tabii ki o zaman da yakınları geliyorlar yakınları da e, yardım etmek için yardım amaçlı ne yapabiliriz bilgilendirmek için geliyorlar e, yakınları geldikleri zaman e, genelde ya e, bağımlının annesi geliyor veya o bayan eşi geliyor ya da o da çok enteresan. <laughs> Çünkü Genelde onlar erkeklerde da çok... bu sorun var diyebiliyoruz o zaman. Tabii yani. ki tabii ki kesinlikle yüzde yüzde vermeye kalksanız mesela size gelenlerden yüzde doksanı doksan evet. erkek mi? Ee, bağımlı olanların yüzde doksanı erkek diyebiliriz yani bu kolaylıkla söyleyebiliriz. Evet. Peki şey önemli mi yani mesela ben bağımlıyım diye geldiği zaman size ona yardım eli uzatmak daha kolay oluyor diyebiliyor muyuz? Kesinlikle çünkü o kabul etmiş zaten o farkındalığı oluşturmuş Hı -hı. yani hayatında bir şeylerin yanlış gittiğini düzeltmek istediğini anladıysa birisi. O değişim daha kolay oluyor onu sadece motive etmek gerekiyor elinden tutmak gerekiyor nerelere gitmesi gerektiğini Hı -hı. göstermek gerekiyor Peki özellikle Türklere yönelik özel bir durum var mı bu oyunlara düşkünlük konusunda e, Türklere yönelik e, bir özellik var şimdi 2010 Hı -hı. senesinde hatırlıyorsam veya 2011 2011'de olabilir Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı senelik bir araştırma var Orada e, kumar bağımlılığı konusu işlendiğinde şunu görüyorduk Türklerdeki ve Türk gençlerindeki bağımlılık her sene gittikçe çoğalıyor. Yani azalmıyor, çoğalıyor. Ve bu tabii ki ciddi bir sıkıntı. Bunun için yani e, Türkçe uzmanların, Türk psikologlarının eksikliği de üstüne eklenince böyle bir merkezin, böyle bir telefon hattının kurulmasında çok e, aciliyet gördük yani. Şimdi en çok e, kumar oynanan alan futbol diye biliniyoruz. E, ama bağımlılık da acaba futbolda mı? Çünkü mesela bir dönerceye girdiğimiz zaman hemen oyun otomatlarını orada görüyoruz. Kırathanelerde keza yine öyle. E, oraya çok yüksek miktarda para atanlar da var yani gözümüzün önünde. E, bağımlılık en çok hangi alanda? E, bağımlılık en çok otomat alanında diyebiliriz. Ama şunu da e, yani kaydetmemiz etmemiz gerekiyor. Deminki sizin e, röportajınızda da dinledik. Genelde spor ile yani futbol ile başlıyor. Bu hmm. yani e, kime sorarsanız diyor ki ben işte şak eğlencesine spor bahisleriyle e, başladım diyor. Ondan sonra da ilerliyor. Mesela birinci kuşağa baktığımız zaman orada daha fazla kart oyunları, okey vesaire vesaire. E, i̇kinci nesilde kumarhanelerde işte otomatikler olabiliyor. Hı. E, bir de çok ilginçtir şunu da tespit etmek lazım. Almanya'da kumarhanelerde, e, bahis lokallerinde yazılar hep Almancadır, İngilizcedir ve Türkçedir. Yani <laughs> Almanya'da milyonlarca Türk yaşamasına rağmen e, sadece kumarhanede de bu böyledir. Yani başka yerlerde bilirsiniz Türkçe'ye neredeyse hiç ama demek ki rağbet o kadar çok ki otomatiklere e, bayis lokallarına ve oyun salonlarına Türkçeyi dahi oraya yerleştirmişler. Üçüncü nesile gelirsek onlarda da e, otomat daha fazla yaygın yani bağımlı olanlarda. Bir de şimdi yenileri bir de internet kumar oyunları e, ekleniyor. O da büyük bir sorun aslında. Peki o bir profil çizebiliyor musunuz? Yani kim kumar oynuyor? Yani işsiz, güçsüz mü, fakir mi yoksa zengin, parası çok olan mı? Ee, şöyle bir profil çizebiliriz. Yani fakir, zengin aslında hiçbir e, fark etmiyor. Fakat şunu görebiliriz. Genelde erkek, e, 18-19-30 e, yaş arası en çok yaygın olduğu süreç. Ondan sonra yine 40'tan sonra yine bir bir, bir şey olabilir. Onlarda tabii ki ikinci nesil Almanya'ya gelip orada farklı sebepleri var ama hmm. En çok başvuranların 18-30 yaraşı erkek olduğunu görüyoruz yani. Şimdi 18-19 yaşındaki bir çocuk ya ben e, kumar bağımlısı oldum desin kapınızı çalmaz. Sonuçta ailesi, ailesi. çalar. Aynen. Yani aile o çocuğun kumar bağımlısı olduğunu nasıl anlamalı, nasıl müdahale etmeli? Çünkü çocuk da tabii ki ters tepki evet. verebilir. 18 yaşında bir delikanlıyı hani engellemek aileler için çok kolay olmayabilir. Neler yapması lazım? E, öncelikle onu tespit etmesi ailenin çok e, iyi. Yani 18 yaşında bir çocuğun veyahut 20 yaşında bir gencin bağımlı olduğunu tespit edip yardım istemesi çok önemlidir. Çünkü genelde yardım istenilmiyor. Yani kimse duymasının mantığıyla hareket edildiği için örtbas edilmeye çalışılıyor. Ya bu da tabii ki başka sıkıntıları getiriyor. Aile fark ettiyse yani bu çocukta bir değişiklik var. Para gidiyor. veya bu eş de olabilir. İlla anne baba olmasına gerek yok. Ee, çok fazla para çekiliyor. Nereye gittiği belli değil. Ee, bunu araştırıp kesin bir deliyle uğraştıktan sonra e, bağımlıyla konuşmak gerekir öncelikle. İkna etmek gerekir. Çünkü terapi sürecini aile değil e, terapist yapması gerekiyor. Uzman yapması gerekiyor. Ailenin yapacağı şöyle bir şey var ama terapi sürecinde bağımlıyı yani desteklemesi gerekiyor. Özellikle yani çünkü bu süreçte. Ee, aynı arkadaş çevresi değişmesi gerekecek. Ee, kumarhanenin bulunduğu sokaktan yürümemek gerekecek. Yani birçok şey bu kişinin hayatında değişeceği için ailesinin vereceği destek çok önemli. O yani e, terapi sürecinde kumarın yerine genelde e, başka bir ya yani, o, o oluşan boşluk başka bir şeyle doldurulmaya çalışılıyor. Nedir o doldurulan şey? İşte o da e, fıtrata göre. Yani biz bakıyoruz şimdi e, birisi geldiği zaman e, hobisi nedir? Neyden zevk alır? Biz önce şunu tespit etmeye çalışıyoruz. Hangi ihtiyacı binayen bu kişi kumar oynuyor? Hangi duygusunu orada doyurmaya çalışıyor? Hı hı. Hangi duygusunu psikolojik olarak doyurmaya çalıştığını keşfettiğimiz zaman o boşluğu aynı duygu e, hissi veren başka bir şeyle doldurmaya çalışıyoruz. Ya bakıyoruz işte eğlence için mi oynuyor? Başka eğlence aynı hissi veren ne var diye o kişiye tabii ki dediğim gibi herkese farklı olduğu için onu hı. tespit edip başka bir şeyle doldurmaya çalışmak gerekir. Şimdi çok yenisiniz yani yaklaşık bir ay olacak e, bu merkezi telefon aç, açmanızı, evet, telefon hattının. Ama yani başarı oranı nasıl? Gerçekten bu bağımlılığı tedavi edip insanları düzgün yola doğru yola iletme noktasında ümit vaat edebiliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim tabii ki telefon hattı yeni açıldı daha Nisan'da ama diğer eyaletlerde iki senedir var. Biz de e, e, bunun yani ta, hmm. ötesinde bir de tabii ki kendimiz zaten psikolog ve aile danışmanı olarak çalışıyoruz beş senedir. E, şöyle söyleyelim yani e, ben bırakmak istiyorum. Diyenlerin e, genelde bırakabildiğini görebiliyoruz. Fakat bazen şöyle bir şey de oluyor. Yani e... E, açık söylemek gerekirse annem sussun diye geldim. <laughs> Veyahut işte Hı -hı. eşim eşim sussun kavga olmasın evde onun için geldim terapiye e, mantığıyla bunu çözmek mümkün değil. Gerçekten arkasında durmak gerekir. Ya şunu da söyleyelim Cemil Bey. Şimdi biliyorsunuz loto oynayan insanlarımız var. Evet. Arada bir böyle yani çok sık değildi işte bir beş oyru 10 oyru sonuçta bir futbol maçına hani daha da bir keyif katmak için oynayabilir insanlar. Onun sınır var mı yani hani şu noktadan sonra bağımlı oldum hani ya şu olursa ha. bağımlısınız diyebiliyor musunuz? Var mı öyle bir çizgi? Bu, bu çok tehlikeli. Şöyle psikolojiye şöyle bir şey diyoruz biz... İlk oyunda kazanan kaybetmiştir. Yani ilk oyunda bir de yüklü para kazandırırsanız yani o beyindeki Yanımız. o yani başarı elde etme duyguları artık sizi nereye götürür bilemeyiz. Onun için yani kökünden halletmek gerekir. Toplumda yani bir bir paradigma değişikliği olması gerekir dedim. Yani ciddi anlamda. Evet. Ya şimdi bunların önüne geçebilmek için toplumsal bir bilinçlenmeye ihtiyaç var. Yani kumarın da bir hastalık olabileceğini, kumar bağımlılığının çok tehlikeli olabileceğini, yani bunun oynamanın normal olmadığını çocuklara, gençlere önce ...den empoze edebilirsek o zaman yani belki kontrol, kontrol olmuş olabilir. Yani bu bu, bu çok önemli. O zaman hiç oynamayalım son yani, söz olarak bunu yani söyleyebiliriz. Yani mantıklısı bu olsun tamamen e, elimizi keselim.